Aslı bir bilim fuarında en iyi proje, en bilgilendirici proje ödülünü kazanıyor. Kazandığı ödül kare piramit şeklinde ve altın rengi folyo ile kaplanmış. Ekranda da aldığı ödülün temsili bir çizimini görüyorsunuz. Bu ödülü tabanıyla birlikte kaplamak için ne kadar altın rengi folyo kullanılmıştır? Güzel. Bize bazı uzunlukları da vermişler ve cevabı santimetre kare cinsinden istedikleri için bu bir alan hesaplaması olacak. Her zaman olduğu gibi şimdi videoyu duraklatın ve bu piramidi kaplamak için ne kadar folyoya ihtiyaç olduğunu kendi başınıza bulmaya çalışın. Evet, hadi bakalım. Soruda sorulan şeyin bu kare piramidin yüzey alanı olduğunu anladınız değil mi? Yüzey alanını hesaplarken şeklin taban alanını da unutmamamız lazım. Taban alanını da unutmamamız lazım. Çünkü tabanı da yüzey alanına dahil. Bazılarınız hemen şekle bakıp neyin ne olduğunu anlayabildiniz ama herhangi bir yüzeyi atlamamak için ben bu piramidin açılmış şekline iki boyutlu olarak ele alacağım. Eğer piramidi buradan kesecek olursam, buradan, buradan, ve buradan da kestiğimi düşünelim. Evet, eğer bu kenarlardan kesip piramidi şu şekilde açarsam şeklin neye benzeyeceğini hayal edebiliyorsunuz değil mi? taban değişmeyecek. Hemen çiziyorum. Kare şeklinde bir taban. Kenar uzunlukları da 3'e 3. Bize bir kenarını vermişler ama taban kare olduğu için diğer kenarlarında 3'er santimetre olacağını biliyoruz. Bunu bir de aynı renge boyarsam neyin ne olduğunu anlamak daha kolay olacak. Üçgen şeklindeki diğer yüzeyleri açtığımda bu o yüzeylerden biri, Evet çizimim çok iyi değil ama siz ne yapmaya çalıştığımı anlıyorsunuz. Bu diğeri ve bu yüzeylerin alanları birbirine eşit olacak. Bunu nasıl biliyoruz? Çünkü taban uzunlukları ve yükseklikleri aynı. Evet bu da sonuncusu. Yüksekliklerin 6'şer birim olduğunu söylemiştim. Hemen yazalım. Burası 6. Burası 6. Burası 6. Ve burası da yine 6 santimetre. Ne kadar folyo kullanıldığını bulmak için yüzey alanını hesaplamamız gerektiğini söylemiştik ve yüzey alanı da aslında bu alanların toplamı. Ortadaki karenin alanını bulmak kolay. 3 santimetre çarpı 3 santimetre cm, 9 santimetre kare eder. 9 santimetre kare. Üçgenlerin alanları içinde üçgenlerden birinin bir tanesinin alanını bulup bulduğumuz değeri 4 ile de çarpmamız yeterli olacak. Mesela bu üçgenin alanı 1 bölü 2 çarpı taban uzunluğu yani 3 santimetre çarpı yükseklik yani 6 santimetreden 1 bölü 2 çarpı 3 çarpı 6 1 bölü 2 çarpı 18 ise 9 santimetre kare eder. Peki toplam alan kare tabanımızın alanı artı üçgen şeklindeki ve her birinin alanı 9'ar santimetre kare olan 4 tane yüzey bunu 4 çarpı 9 ya da siyahla yazayım. 9 artı 9 artı 9 artı 9 şeklinde yazabiliriz. Bunun üçgen şeklindeki yüzeylerden bir tanesinin alanı olduğunu bir kere daha hatırlatayım. Burası üçgen şeklindeki tüm yüzeylerin alanı ve bu da kare şeklindeki tabanın alanı. 9 artı 4 çarpı 9 ya da kısaca 5 çarpı 9. 5 çarpı 9 da 45 santimetre kare eder. 9 artı 9 artı 9 artı 9 artı 9. Zzz.